Dostlar nasılsınız? Videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza da hoş geldiniz. Bizimle bu videoda yeni tanışacak olan arkadaşlarımız, dostlarımız da hoş geldi. Şimdi burada tabii başlığı görüyorsunuz. Videoya başlayacağız da nasıl bir yerdeyim, nasıl bir ortamdayım sizlere de göstermek istedim. Bu videoda bizimle yeni tanışacak olan arkadaşlar için de ufak bir özet geçeyim. Tabii bilenler biliyor bizi de. Dostlar bunu yapmak zorundayım çünkü daha önceki videoları tam olarak izlememiş olanlar oluyor. İki çocuğu olan, matbaa ve grafik işleriyle uğraşan, kendi şirketi olan, şehirde 56 yaşına kadar yaşamak istemeyen, 70'e kadar yaşamak istemeyen ve şehir değişikliğini 36 yaşında yapmak isteyen ve bunu bir şekilde iyi veya kötü başarmaya yaklaşmış olan, şükürler olsun, bir kardeşinizle karşı karşıyasınız. Şimdi dostlar bununla geçtikten sonra ya şöyle bir bakın, sessizliğe bakın ya. Şu ağacı göstereyim. Tabii bir okaliptüs ağacı bu da. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Etrafta dönüyorum tabii, görüyorsunuz. Arka tarafta arı kovanları var. Burası Köyeceğiz'in tabii yine çok fazla herkesin bilmediği yerlerden bir tanesi, bölgelerden bir tanesi. Etraftaki şimdi görüntülerden tabii burayı bilenler biliyor. Aa işte orayı ben biliyorum falan dediğinizi duyar gibiyim şimdi. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya bir sessizlik var ya, şimdi aklıma bazen bu tür sessizlikleri buralarda yaşadığınız zaman şey geliyor. Yaptığınız her ne iş varsa bilmiyorum. İşte masa başı olur, makine başı olur. Şu an ara vermişsinizdir. Belki o saatte izliyorsunuzdur. Çay molasıdır. Ne bileyim, yazılımcısınızdır, muhasebecisinizdir, öğretmensinizdir vesaire. Şu an bu videoyu hangi dakikada izliyorsunuz bilmiyorum. Oradaki şehir telaşesindeki koşuşturmacayı, etrafınızdaki, çevrenizdeki herkesin böyle bir yere koşuşturduğu, bir şeyler kovaladığı o durumları şöyle bir gözden geçirin ve o sesi dinleyin. O sesi bile dinleyemiyorsunuz değil mi? Yani şimdi bu söylediğim cümlelerle şunu yapmaya çalışmıyorum. Aa buralar ne kadar güzel, aa işte oralar çok kötü, çok ses var, trafik var bilmem ne. Bunu yapmaya çalışmıyorum. Zaten bizi bilenler biliyor. Bu şekilde yapmıyorum. Ama kendi hayatımı, kendi keyif aldığım şeyleri veya belki bazen size bazı yaptıklarımla ve bazı cümlelerimizle, bazı tecrübelerimle ilham olabiliyorsak olumlu anlamda, benim derdim bu. Zaten mavi boncuk dağıtmadığımı hepiniz biliyorsunuz zaten. Bazen öyle oluyor ki oradaki günlerimdeki o koşuşturmacalarım, yani saat 4'te daha bir zahmet simit ve çayla kahvaltı yaptığım günleri, hani nereye koşuşturuyorum ya, nereye koşuşturuyorum ya, onu da bilmiyorum yani. Ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, kimin işini yetiştiriyorsun, ne yaptığım belli değil yani. Ses tonunu düşür Murat. Konuşurken bile geriliyor insan ya. Çünkü şehrin karmaşasından, keşmekeşliğinden, stresinden, kötü elektriğinden, daha sayabileceğim onlarca huzursuzluk veren birçok şeyden uzaklaştık ve kaçtık. Allah inşallah sizlere, gerçekten isteyen insanlara, isteyen sizlere, hayatında değişiklik yapmak isteyen insanlara gerçekten yardımcı olsun. O zamanları düşündüğümde ve şu andaki bazen buralarda vakit geçirdiğimde, şu günleri, şu zamanları, şu sessizliğin içinde olduğum zamanları içinde kendimi bir başka hissediyorum yani. Ya diyorum ki, ya oradaki insanlar da insan. Ben de oradayken çalışıyordum. Evime ekmek götürme derdim vardı. Buradaki insanın da evine ekmek götürme derdi var. Ama buradaki insan da yaşıyor, yaşamaya çalışıyor. Oradaki insan da yaşamaya çalışıyor. İkisi de aynı nefesi alıyor. İkisi de aynı ülkede. Ama bu haksızlık mı? Tabii ki o herkesin tercihi. Bazen böyle gidip geliyorum yani, düşünüyorum. İşte Allah isteyen herkese istediği hayatı nasip etsin. Buradan sloganımızı da söyleyelim tabii ki ara ara. Nerede ve nasıl yaşamak istiyorsan onun için çabala. Kardeşlerim şimdi şöyle yine hemen hemen korona zamanlarında 2 ay önceki çektiğim video tiplerinden böyle bir canım istedi. Yürüyerek video çekmek. Şimdi başlıkta da görüyorsunuz tabii ki bu başlığın içeriğini oluşturacak bir konuşma yaşadım bir kanal takipçimizle. Hem de sizlere ilham olabileceğini düşündüğüm için ve belki bazı söyleyeceklerimle belki size bazı bilgiler verebileceğini düşündüğüm için bu başlık altında bir video çekmek istedim ve kardeşimle yaptığım konuşmanın aynısını değiştirmeden sizlere aktaracağım ve aralarda da yorumlar yapmaya çalışacağım sizlere bilgi vereceğini düşündüğüm. Şimdi nasıl başlamak gerekirse
aslında iki yol var. Kim olmak ve sahip olmak. Biz aslında kendimize iki soru sormamız lazım. Biz kim olmak istiyoruz ve sahip mi olmak istiyoruz? Yani bazı sahip olmak istediğimiz şeyler işte lüks, araba, ev vesaire, bu tip şeyler mi bizi mutlu ediyor? Yoksa biz kim olmak istiyoruz, onun peşinden mi koşuyoruz? Yani iki farklı yol var aslında. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani geleceğimizi düşündüğümüzde, bundan sonraki hayatımızı düşündüğümüzde öncelikle nelere sahip olmak istediğimizi, hayallerini kuruyorsak, yani aslında büyük hata yapıyoruz. Hani hep diyorum ya, yani sade yaşam mutluluk, sade yaşam mutluluk. Yani söylerken bile aslında hak veriyorum. Yani şov cümlesi gibi ama ne istediğini bilmek, işte o ne istediğini bilerek yola çıktığında seni mutlu edecek şeyleri belirleyebiliyorsun, görebiliyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bu çocuk ne anlatıyor demeyin yani. Gerçekten bundan yaşadığım şeyler ve sizlerle paylaşıyorum. Dostlar, şimdi yanlış anlamayın. Ben 78 yaşında falan değilim. 36 yaşında, iki çocuk babası bir adamım. Yani hayallerim uğruna isteyen insan fedakarlık yapar felsefesiyle bir yola girdim ve şehir değiştirdik. Kişisel deneyimlerim oluşuyor tabii ki. İşte o anlamda da ne biliyorsam sizinle paylaşmaya çalışıyorum ki sizi doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışayım. Sizi doğru bir şekilde yönlendirme merciği ben değilim elbette ama ben dilim döndüğünce bir kardeşiniz olarak size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sadece mesele bu. Viyana'da yaşıyorum. İngilizce ve Almanca öğretmeniyim. Görüyorsun buralar çok güzel ama cennet vatan gibisi yok. O yüzden yakında Dalaman'a geçiyorum. Orada görüşmek üzere. Hoşçakal. Dostlar, bazen yolun biraz hızlı ilerlediğini düşünebilirsiniz. Bazen arın yanından traktör geçiyor, araba geçiyor, motor geçiyor. Orada kapatıyorum ki size ses gelmesin diye. Ne kadar çok hızlı yürüyorsun falan demeyin yani. Şimdi kişisel deneyimlerim bana diyor ki, dostlar, bunu nasıl böyle özgüvenle söyleyeceğim biliyor musunuz? Sahip olmak mutluluk getirmiyor. Yani çok lüks arabalara binmek hepimiz isteriz. Tabii ki nefsimiz istiyor. Mükemmel evlerde oturalım. 8700 lira kira verelim. İşte 750 milyarlık arabalara binelim falan. Herkes istiyor, nefis istiyor ama yani mutluluk getirmediğini ben çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. O söylediğim rakamlara yakın, yani çok o söylediğim rakamlara kadar olmasa bile yakın bir şekilde bunları yaşadığımı söyleyebilirim. Sahip olmak olsa olsa kısa kısa geçici tatminler sağlıyor size. Yani çocuğun ağzına balçalar gibi kandırıyor, yani başka bir şey değil. Bu bence böyle bir durum. Ben bunu böyle yorumluyorum yani. Şöyle biraz daha yoluna doğru girelim mi dostlar? Şuralara doğru. Oraya doğru yürüyeyim. Sohbet ede ede gidelim. Sohbetimiz nerede biterse oradan geri döneyim. Arabama bineyim. Sonra bir sonraki işime bakayım. Şöyle bir toprak yola girdik. Bazı güzel kıymetli yerlere gitmek, ulaşmak böyle toprak yoldan, bozuk yoldan geçmektir. Zordur. Ve güzel yerlere giden yollar yapılmaz. Böyle gidiyoruz dostlar. Keyif alan benimle gelsin. Nelere sahip olmak istediğimizi hayal etmek bile bizi yanlış bir hayata yönlendirebilir dostlar. Bu da yaşadığım şeylerden bir tanesi. Yani lüks tüketim ya da güzel bir ev için yıllarca ben de beyaz yakalı çalıştım mesela. Hiç sevmedikleri, kişiliklerini hiç yansıtmayan işlerde, yani ömür çürüten, hayatlarından, inançlarından, işte fikirlerinden, değerlerinden taviz vere vere kişiliğini yitiren, kişiliğini kaybeden birçok insan gördüm dostlar. Sen öyle değil misin Murat dediğinizi duyar gibiyim. Evet, ben de o beyaz yaka girdabında, o zehirli kümeste ben de çalıştım dostlar. Evet, ben de öyleyken belki tek farkım sizden şu olabilir. Veya daha henüz bunu gerçekleştirmeyen insanlardan farkım şu olabilir. Ben 56 yaşımı beklemedim. 36 yaşında bunun farkına varıp Allah'ıma da şükürler olsun. Bana yardım etti. Yol açtı. Kapı açtı. Ve ben de çok istedim.
mücadele ettim. 10 yıldır gidip geldiğim ve son 3 yılını gerçekten iyi bir yaşama arzuladığım ve hayal ettiğim için zorlaştırarak, sıkıştırarak, kendimi çok zorladığım bir 3 yıl geçirerek, kendime bir reçete oluşturarak nasıl bir yol izlememi, nasıl bir yoldan gitmemi gösteren bir reçete oluşturarak bu tarafa göçtüm. Bence insan neye sahip olmak istediğinden çok kim olması gerektiğine karar vermesi lazım. İstanbul'da ticaretle uğraşıyorum. Toplumsal yönde fayda sağlayacak bir misyon içinde olmayan benim gibi insanların şehrin stresini, dertlerini çekmesinin anlamsız olduğunu düşünüyor ve tabiri caizse bu köle pazarından uzaklaşmak için planlar yapıyorum. Dostlar, şimdi o videonun başında da söylediğim gibi o kardeşimle yaptığım sohbeti sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm için sizlerle paylaşıyorum. Instagram'dan ulaştı bana kardeşim. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Oralarda kiralık ev var mı? Bahçeli, yardımcı olabilir misin? Cevap veriyorum. Aleykümselam. Buralara gelince yardımcı olabilirim ancak mantık ve teknik olarak demişim ben de o zaman. Ben emlakçı olmadığım için bu soruya cevap veremiyorum. Yani portföyüm, bilgim falan nasıl olsun? Gülücük. Ondan sonra ancak buralara gelirseniz tanıştıktan sonra destek olabilirim. Yani herkesin bir emelleri ve bir işte sıçrama noktası arayışı olduğu için işte videolardan izlediği insanlardan da medet ummaya çalışıyor insanlar. Sizlere çok hak veriyorum kesinlikle. İşte bu yüzden de sizinle sadece ilk defa o gün konuşuyormuş gibi konuşuyorum. Aslında siz konuştuğumuz belki, yani rakamlar atıyorum dikkat ederseniz, yani 1800. kişi falansınız veya siz tabii öyle zannetmiyorsunuz. O yüzden sizlere öyle kırmadan cevap vermeye çalışıyorum. Cevap verdi arkadaşım. Tamam, inşallah zaten oralara gelmeyi düşünüyorum. Seninle de tanışmak çok isterim demiş. Kusura bakma rahatsızlık verdiğim için demiş. Ondan sonra böyle kibarlara da bayılıyorum. Hayır hayır estağfurullah, ne rahatsızlığı demişim. Yani tanışırız tabii ki demişim. Ondan sonra 15-20 gün sonra tekrar yazmış. Selamünaleyküm Murat kardeşim, rahatsız ediyorum tekrar demiş. Şimdi kafasında dönüp dolaştırıyor, tamam mı? Yani hepiniz için aslında ben hepinizi seslendiriyorum. Of, şu görüntüye bakın ya. Alabildiğince bir derinlik var. Ön taraf sanki kocaman bir saha gibi. Az önce size videonun başında gösterdiğim arkovanları bilmiyorum görebiliyor musunuz? Elim geliyor mu oraya ya? Yok, şurası. O tarafa dolandım. Şimdi bu tarafına geçtim ormanın. Yürüyorum. Bol oksijenli bir yerde yürüyorum. Şimdi. Selamünaleyküm Murat kardeş, rahatsız ediyorum. Demiş ki 150 bin TL ile oralara gelinir mi, bir düzen kurabilir miyiz? Şimdi kafasında kuruyor. Parası az. Parasının buralara yetmeyeceğini biliyor. Ama işini de bırakıp işte iyi bir yaşam dileği var, isteği var. Çocuklarını kurtarmak istiyor vesaire falan. Bu duygulara inanılmaz saygı duyuyorum. Mantık ve gerçeklik ve teknik açıdan işte yani yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. Ben dedim ki aleykümselam estağfurullah, yer, arsa, arazi anlamında mı soruyorsunuz o rakam çerçevesinde dedim. Öncelikle kiralamayı düşünüyorum dedi. Kiralık topraklı ev bulabilirsem inşallah yazmış. Ben dedim ki 150 bini nereden neden sordunuz dedim. Yani 150 bin TL'm var. Ya gerçekten insan üzülüyor, canı sıkılıyor. İstanbul'daki işimi bırakıp, bakın risklere bakın, oralara yerleşmeyi düşünüyorum. Şimdi bu cümle o kadar böyle çok boş bir cümle değil, biliyor musunuz? Yani o kadar çok hikaye dinledim ki, o kadar çok aileyle görüşme yaptım ki bu cümlenin içinde belki 40 yıl var, belki 30 yıl var, belki 54 yıl var, belki 68 yıl var. Bu arada yola devam ediyorum. Başını ve sonunu söylüyor aslında. Toprak, hayvancılık ve ile uğraşmak istiyorum demiş. Belki 5 dakika, belki 10 dakika sonra cevap verdim. Dedim ki ya nereden başlayayım, nasıl yapayım, nasıl bir soru sorayım. Dedim ki buralara geldiniz mi? Yani buralara gelmemesi bir insanın veya işte gitmek istediği yere daha önce gitmemiş olması, işte videolardan izlediği kadar kendine bir yön vermek istemesi durumu beni çok korkutuyor. Çünkü çok yolun başında, yani çok işi var onun, anlatılacak çok şey var ona. Tatile geldim daha önce ailemle, çok beğendik oraları. Ne kadar masumane. Turizm bölgesi olduğu için arazi fiyatları da pahalı. Demek istediğim, biraz param var, buradaki düzeni bozup oralarda bir düzen kurabilir miyiz?
sen de tecrübelisin, seni de baştan beri takip ediyorum demiş. Selamünaleyküm. Şimdi birçok aileyle görüştüm ben. Yani artık bu konuda çok tecrübeliyim. Hem kendim de sonuçta başından bir göç geçti falan vesaire falan, ama herkesin hayat hikayesi farklı. Yani bir kişiye odaklanıp da yönlenmeni tavsiye etmem. Şimdi genelde dost acı söyler. Böyle ailelerin hikayelerini dinleyerek onlara bir şeyler söylemeye çalıştığımda insanların moralleri bozuluyor. Yani ben... Yani takip ediyorsan beni biliyorsun, mavi boncuk dağıtmayı sevmiyorum. Umutların tacirliğini yapmak istemiyorum, yani gerçekler var hayatta. Şimdi sen çok yolun çok başındasın, yani psikolojik olarak da soru olarak da olayın takibi olarak da çok başındasın. Ben bunu hemen direkt anladım zaten, sorundan anladım. Birincisi buraya gelmemişsin. İkincisi tamam, çok güzel yaşama isteğin var. Üçüncüsü 150 bin diyorsun. 150 bini işte ben bazı şeyleri bilmiyorum, takip etmedim mi? 150 bin liraya falan burada hiçbir şey yok abi, hiçbir şey. Yani yüzüne bile bakmazlar. Yani kalbini kırarlar burada, o kadar söylüyorum yani. Hiçbir şey yok burada. Yani 1+1 daire bile alacağım desen bile 220 bin lira. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Yani oraya geleyim işte ikinci bir kiralık tutayım. İşte çoluğum çocuğum falan yaşlarını bilmiyorum. Hani ne yapacaksın falan. Çok böyle riskli durumlar, şeyli durumlar. Yani tabii ki insanların isteği, yaşam isteği falan, onlar saygı duyulacak şeyler. Zaten tam o arada ben devreye girmeye çalışıyorum. Planlı ve plansız hareket o anlamında. Ama yani daha çok halledemediğin konuların olduğunu tahmin ediyorum. Evet dostlar, ses kaydımı dinlediniz, verdiğim cevapları. Allah razı olsun, yardımcı olmaya çalışıyorsun Murat kardeşim demiş. Satın alma düşünmüyorum. Zaten çok bir para da değil elimdeki para. Kiralama olarak düşünüyorum. Toprakla uğraşmak, geçimimi topraktan çıkarmak istiyorum. Eminim birçoğunuz, şu an bu videoyu izleyen birçoğunuz hemen hemen bu veya buna yaklaşık olarak bir döngü içindesiniz şu anda. Çocukların da biri 4 yaşında, biri 9 yaşında. Aç kalmayız diye düşünüyorum. Dostlar aç kalmayla tabii ki böyle düşünmeniz çok normal. Doğal olarak hepimiz insanız. Hepimiz doğadan bir arayış içindeyiz veya bir beklenti içindeyiz. Çalışıyoruz ekmek parası için vesaire. Yani böyle düşünmek çok normal. Ama bu konularla alakalı ben bazı hayatlar... Bazı hayat örnekleriyle karşınıza çıktım bazı videolarla. Anlatmaya da çalıştım. Hatta bana iki tane işte 3000 liralar nasıl geçinir falan diye bir video yaptırdınız. Yani yaptım bunu da. Ama hep diyorum yani kanaat etmek lazım. Şimdi aslında özeti bu. Allah çalışıp Allah'tan beklemek lazım. Yani rakamlar istediğiniz kadar 8000, 27000, 36000 geçinemezsiniz. İstediğiniz kadar onu dert edin. Yani istediğiniz kadar rakamlar büyük olsun ama dert edindikten sonra mümkün değil, geçinemezsiniz. Bence benim yorumum bu. Aç kalmayız diye düşünüyorum demiş. Şehirde kiralar yüksek, hayat pahalılığı da aldı başını gidiyor. İşte hepinizin durumu şu anda. Hani benim de oradaykenki yaşadığım durum doğal olarak. Tabii herkes çeşitli sebeplerle şehirden ayrılmak istiyor. Herkesin farklı hikayesi var. Ben de cevap vermişim. Ya şu açlığı kafanıza takmayın diyeceğim de bu sefer arkasına bir şey koymam lazım. Yani tabii ki yola çıkınca veya işte şehir değiştirince, bir de sorumluluk olunca, çoluk çocuk hanım falan, bir hayat falan söz konusu olunca tabii ki yani sayfanın en başına ekonomiyi yazmak zorundasın. O da ayrı bir konu. Ama hani açlıkla alakalı durum, rızık Allah'tan. Tabii ki bir yola çıkıyorsan zorluklar yaşayacaksın. Onu kabul ederek çıkman lazım yola. Ben de çok zorluk yaşadım. Yani düşün, 10 yıldan beri gelip gidiyorum buralara. Bölgeyi çok iyi bilmeme rağmen insanın karşısına insan çıkabiliyor. Kötü insan çıkabiliyor. O sana bir şey yaşatabiliyor. Yani bunlar hep var. O yüzden işte insanları hep uyarmaya çalışıyorum. Yani anlayışın içinde teşekkür ederim. Yani uyarmaya çalışıyorum insanları falan, hani çünkü çocuk benim şeyim, zaafım yani, veya işte aile olgusu falan, bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar bir can havliyle böyle şehirden kaçma düşüncesiyle, bir göç sarhoşluğuyla çıkmak gitmek istiyorlar, kaçmak istiyorlar eski hayatlarından, ama sorunların ne olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla hani bu noktada ben de uyarmaya çalışıyorum insanları. Yani zorluk yaşayacağını tahmin ederek yola çıkarak işte kiralama yöntemini izleyebilirsin. Evet, eyvallah
Murat kardeşim, seni gayet iyi anladım. Bazıları gibi gaz verip hayal kırıklığı yaşatmıyorsun. Bu aklında yıllardır olan bir düşünce. Şehirde de sıkıntılar çekiyoruz hem de çok. Hele İstanbul yaşanmaz hale geldi demiş. Devam ediyoruz. Eyvallah, anlayışın için teşekkür ederim. Çünkü yani bu söylediklerim sizler için. Hani hep diyorum ya, ben biraz magazine yapıyorum ya. Benim tuzum kuru falan diyorum ya, hani onu bir durumun ölçüsünü anlamanız için söylüyorum. Hani o yaşam anlamında tuzum, yani anlattıklarım hep sizler için. Bazı insanlar yanlış anlıyor bunları. Soruyorlar, üzülüyorlar çünkü. Ama hayatın gerçekleri de var. O gerçekleri yaşayıp olumsuz bir şekilde onları yaşayıp üzülmek daha kötüdür herhalde diye düşünüyorum. Allah gönlünüze göre versin inşallah. Olur. Yani isteyen insan fedakarlık yapar. Bir şeyi gerçekten istiyorsan o mutlaka olur. Ama zor olur, ama kolay olur. Ama olur. Dostlar, evet. Kardeşimle, yani sizlerden biri aslında, kanalımızın takipçilerinden veya işte göç arayışı içinde olan, şehirde yaşamak istemeyen, artık daha kırsal bir hayata geçmek isteyen insanlar topluluğundan bir tanesi. Yani sizlerden birisi kardeşim. Örnek olabileceğini düşündüğüm için sizlerle paylaştım. Kendisinin sorduğu sorular ve benim verdiğim cevaplar, vermeye çalıştığım cevaplar. Doğru bir yayılım göstermek lazım. Tabii mantıklı, akıllı hareket etmek lazım. İki kere, üç kere düşünmek lazım. Şimdi diyebilirsiniz, ya sen daha önce ya çok düşünmeye gerek yok, çok düşünce de olayın kodu bozuluyor falan diye bir şey söylemiştin diye bana hatırlatanlar olabilir şimdi. Evet, doğru. Hemen onun açıklamasını yapayım. Yani iş bir noktaya geldikten sonra çok düşünmenin anlamı yok yani. Çok düşünmenin de anlamı yok. O zaman çok düşününce de yapılası bir kıvama getirdiğin işi de bozabilirsin. O anlamda söylüyorum. O videolarıma dönebilirsiniz. Şu kaçıncı bölüm hatırlamıyorum şu anda. Aslında görüşmenin yorumunu size bırakıyorum ama bağlamak gerekirse, sloganımı söyleyeyim, kapatayım mı, kurtulayım mı? Nerede ve nasıl yaşamak istiyorsan onun için çabala diye bir sloganımız var bizim. Videonun başında da söyledim. Tabii ki umutlu olmak lazım. Gerçekleri de görmek lazım. Hayatın döngüsü ve akışı içinde bazı gerçekler var. Onlar hep sizin karşınıza çıkıyor. Baloncudan balonu alan bir çocuğun sevinci gibi, o balon patlayana kadar cümleyi bitiremeyeceğim ama ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Yani hayatın gerçekleri hep karşınıza çıkıyor. Ama bu yaşamda bize bir kere verildi. Bu nefes durduğu anda yaşam bitiyor. O yüzden nefesimiz, yaşamımız çok kıymetli. İyi yaşam için insan mücadele etmeli. Fakat gerçekleri doğrultusunda da %100'ü beklemeden, dört dörtlük olmasını beklemeden, söylüyorum ya, dört dörtlük hayat cennette var, burada beklemeyin, harekete geçmeli. İçim rahat şu anda bu söylediklerimden. Tam anlamıyla anlatabildiğimi düşünüyorum. Ona göre harekete geçin dostlar. Video bitti. Hem bir şeyler anlatarak hem de etrafı göstermeye çalıştım ki sadece bu suratı görmeyin diye. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalımıza abone olun dostlar. Abone olmayı es geçmeyin. Ücretsiz abone oluyorsunuz, korkmayın. Duyuyorum, görüyorum çünkü. Abonelik sanki paralı bir şeymiş gibi. Öyle bir şey değil. Korkmayın, sıkıntı yok. Benden de zarar gelmez sizlere. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.